Bir senaryo ile karşı karşıya olduğumuz, bu senaryonun da savaş politikalarıyla tekrar emekçilerin, halkların, ezilen halkların, Kürt halkının ve Türkiye'li emekçilerin mücadelesinin buluşmasını engellemeye dönük bir çaba oldu, çok açık. Bu iktidarın en büyük öfkelerinden biridir Kobane'nin düşmemesi. Kobane'nin düşmesini engelleyen şeylerden biri Arin Mirkan gibi kadınların oradaki halkın öz savunması ve direnişçiliğiydi. Bir diğeri de burada Kobane'ye sahip çıkan geniş kitlelerdi ve buna karşı duyulan öfkenin kendisi, çünkü bu faşizmin kendisini tahkim etmesinin önündeki en büyük engeli oluşturduk biz o dönemde. Kobane'yi sahiplenerek burada her yerde batıda eylemlerle biz de öz savunma hakkımızı kullanıyorduk, çünkü öz IŞİD bizim için de bir tehditti. Bunun çok bilincinde olarak, geniş kitleler bunun bilincinde olarak, Kürt halkı, Türk halkı, bütün emekçiler biz sokaklardaydık. Bunun kendisi bu iktidar için çok çok öfke uyandıran bir şey. Bunun önüne geçmek için bombalar patlatıldı, katledildik. Bizim batıdaki mücadele dinamikleriyle Kürt halkının mücadelesi birleşmediği sürece bu faşizm yenilemeyecektir. Ve sokakta olmadığımız sürece bu birliğin kendisini de sokakta inşa etmeliyiz, ki Kobane süreci buna çok iyi bir örnekti. Sokakta inşa ettiğimiz o birlik sayesindeki, oradaki direnişin de tabii ki sayesinde Kobane düşmemişti. Hala onun acısını yaşıyorlar. Çünkü onlar hala bunun, Kobane'nin düşmemesinin sonuçlarıyla karşı karşıyalar. Bölgede istedikleri gibi at koşturamıyorlar, istedikleri gibi güç dengeleri kuramıyorlar. Bütün bunların bilincinde olarak hareket etmemiz gerekiyor. Şu an iktidarı en çok zorlayan, faşizmi tahkim etme konusunda en çok zorlayan güç Kürt Özgürlük Hareketi. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Ancak şunu unutursak biz, yani en büyük direnç kaynağı olan faşizmin kendini tahkim etmesinde Kürt Özgürlük Hareketi'nin varlığının aslında faşizm için çok büyük bir tehdit olduğunu unutursak, onunla aramıza mesafe koyarsak, gerçekten başarılı olamayız. Evet, bu öfkenin kendisinin rasyonel temelleri var. Sağlam durmamız lazım. Birlik zeminlerimizi mutlaka korumamız ve geliştirmemiz lazım. Altılı Masa'nın ortaya koyduğu milliyetçi yaklaşımları ifşa etmemiz lazım. Kendi üçüncü seçeneğimizi, devrimci demokrasi seçeneğini örgütlemek için birlikte sokakta mücadeleyi mutlaka örmemiz gerekiyor. Biz ne istiyoruz? Bizim seçeneğimiz nedir? İşte seçeneğin bir modeli de şu an Rojava'da hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ona sonuna kadar sahip çıkarak kendi geleceğimize sahip çıkabiliriz. Bizlerin görevi de bu savaşın iç yüzünü ifşa etmek, Kürt halkının özgürlük mücadelesinin yanında bulunmak ve birlikte mücadeleyi örmek için inadımızdan ve irademizden vazgeçmemek. Çünkü şu, biz eğer Kürt halkını bu noktada yalnız bırakırsak aslında kendi geleceğimizi kaybetmiş ve faşizme teslim etmiş oluruz tekrar geleceğimizi. Bunun bilincinde olmalıyız ve mutlaka bu savaşa karşı halkların kendi iradesine sahip çıktığı seçeneğe sahip çıkmak ve kendi irademizi biz emekçiler ve Kürt halkı, bütün halklar birlikte kendimiz geleceğimizi kurabiliriz. Kendimiz yaşanacak bir ülkeyi birlikte kurabiliriz. İradesine sahip çıkmamız gerekiyor. Rojava'da savaşın daha önce nelere mal olduğunu hep birlikte 2014-2015 senelerinde deneyimledik. Kadınların bedeninin, emeğinin, topyekun varlığının sömürüsü üzerinden bir savaş yürüttü orada IŞİD zihniyeti. Ve IŞİD zihniyetine karşı bu savaş bu topraklarda bir defa kazanıldı. Şimdi bu kazanıma dönük yine bir saldırı söz konusu. Bunun için de Taksim'deki bombalama bahane ediliyor. Taksim'deki bombalamanın, İstiklal Caddesi'ndeki bombalamanın gerçekten perde arkasında nelerin yattığı tam olarak açığa çıkarılmadan böylesine bir savaşa zemin hazırlanmaya çalışılıyor. Biz bunu, bütün bu oyunları daha önce gördük, daha önce yaşadık. Dolayısıyla bizi inandırmaya çalışanlar bilsin ki biz inanmıyoruz. Hayatlarımıza dönük, bizim de bizlerin de hayatlarına, güvenliğine, sokaklarına, yaşamlarına dönük bir savaşın parçası olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün Rojava'da gerçekleşmeye başlayan hava saldırısının. O yüzden de kadınlar olarak bu hava saldırısının ve savaşın sonuna kadar karşısında duracağız. Rojava'ya dönük gerçekleştirilen hava saldırının kendisini biz kadınlar çok iyi biliyoruz ki, iktidarın bütün yalanlarına rağmen biliyoruz ki Türkiye'nin geleceği için değil ya da işte güvenliği için değil, tamamen kendi iktidarlarını korumak için yapılan bir saldırıdır. Savaş demek, kadınlar için yoksulluk demek, tecavüz demek, şiddet demek, taciz demek ve biz kadınlar bulunduğumuz her yerde savaşa karşı kadınların sesini yükselteceğiz.
susmuyoruz diyoruz. Türkiye'de de, Rojava'da da, Orta Doğu'daki, dünyanın her yerindeki çıkartılan savaş çığırtkanına karşı, buna karşı mücadele edeceğiz ve barışta ısrar edeceğiz. Gerçekleştirilen Rojava'ya dönük operasyonlar karşısında erkek devlet şiddetinin, savaşın, işgalin sürdüğü bir süreçte biz kadınlar her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz. Erkek devletin savaş ve işgal politikalarına karşı barışı savunmaya, bu anlamda mücadele yürüten barışı savunan kadınların taleplerini yükseltmeye devam edeceğiz.